Hanımlar, beyler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ ve 5 Şubat 2014 günlerden çarşamba arkadaşlar. Canlı yayınımız başlıyor ve 17.31'i gösteriyor şu an için saatlerimiz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hemen şöyle bir piyasayı inceleyelim ve dün gece analize bahsettiğimiz gibi arkadaşlar, hızlı hareketlerin görülebileceği 3 güne girmiş bulunuyoruz. Bugün ilk günü neredeyse atlattık sayılır ama daha gün bitmedi ve hareketler de bitmedi arkadaşlar. Yine bu gün içerisinde de hızlı hareketlere devam edeceğiz gibi duruyor. Ekonomik takvime baktığımızda çok çok ciddi bir veriyle karşılaşmıyoruz şu an itibariyle şu saatten sonra. Özellikle Amerika ve Avrupa tarafı için söylüyoruz. Ama yarınki ve cuma gününkü haberlerin beklentileri ciddi hareketlere hala sebep olacak veriler. Daha doğrusu sebep olacak gibi duruyor. Ve arkadaşlar, baktığımız zaman eurolar gayet yatay günler geçiriyor son 2-3 gündür. Bugün için biraz daha günlük tepe ve dip noktalarındaki aralığı biraz aşmış durumda ama hala 55 pip, yani hala çok ciddi bir hareket olduğunu söyleyemeyiz. Sterlin dolar yine kendi çapında hareketleri var ve aşağı trend doğrultusunda geri çekilme beklentimizi karşılayacak şekilde arkadaşlar, bakın şu şekilde aşağı doğru hareketler var ve belirtmiş olduğumuz açıkçası hedeflere ulaştık. 62-53 civarlarıydı. Buradan yine hafif toparlanmalar yaşıyoruz şu an itibariyle, sizlerin de görmüş olduğu gibi. Altını ise şu anda hiç bahsetmeyelim bile, tamamıyla spekülatif hareketlerle hareket ediyor an itibariyle. O yüzden de çok çok yine sağlıklı bir görünüm söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım parite için neler düşünüyoruz. Euro dolar 35-60, 35-70, 75 bu civarlardaki arkadaşlar direnç seviyesini hala korumaya devam ediyor. Bu bölge kırılmadığı takdirde aşağı hareket beklentimiz aynen devam ediyor arkadaşlar. Ama yavaş yavaş şu hareketler çok çok fazla bizi korkutmasın. Kısa vadeli düşünenler için söylüyorum özellikle. Bu bölgeler kırılmadığı takdirde yeniden geri çekilme potansiyelimiz var. Hala var. Ama tabii ki buradaki sarı olan hareketli ortamın üzerine çıkmış olmamız, ki daha kapanış yapmadı fark ettiyseniz, yani şu yarım saat içerisinde yine aşağı doğru 35-15'lerin altına doğru bir hareket görürsek yine bir kapanış yapmayacaktır. Bakın şuradaki hareket, şurada bir kapanış yapmayı denedi, başaramadı. İkinci deneme yukarı kadar çıktık, kapanış arkadaşlar yine altında oldu. Yaklaşık 35-20 civarlarında şu anda direnç, 35-20'nin altında bir kapanış var ve şu anda yeni bir deneme daha oluyor. Bakalım bu kapanış nereden olacak. Ama kapanış yukarı olsa da bence daha trend bozulmadı. Şuradaki aralığın, mavi bölgenin geçilmesi gerekiyor. Sabah saatlerinde şablonları sizlerle paylaşmıştım. Ki bugün erken paylaştık fark ettiyseniz. Bu mavi bölge kırılmadığı takdirde yeniden satıcılarla karşılaşabiliriz. 34.98 ilk hedef konumunda. Dün gece saatlerinde de bizim hedef seviyelerimizden neresiydi galiba? 98, burası ara bir destekti. Ondan yazmadım. Şuraya kadar bir hareket bekliyordum 34.87'ye ama yine 98'den döndük. Dünkü dip seviyelerine yakın yerler. Bakalım tekrar bu seviyelere ulaşabilecek miyiz geri çekilmeler ile birlikte? Hep beraber izleyeceğiz ama yön aşağı, çok da fazla yukarı hareket, bu yukarı hareketi fırsata dönüştürmek bence riskli olacaktır arkadaşlar. Onu da tekrar belirtmiş olayım. Önümüzdeki iki gün ne var? Ondan da hemen bahsedelim. Gerçi yazdık ama gece analizlerini okumamış olanlar var ise eğer ki yarın İngiltere'den ve Amerika'dan gelecek İngiltere'den ve Avrupa bölgesinden gelecek olan faiz kararları ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşmaları, skup konuşması olacak 15.30'da. Bu veriler çok ciddi şekilde hareket yaratabilir. İngiltere verileri, ki faizlerle ilgili bir değişiklik olur olmaz bilemiyoruz. Çok da fazla bir değişiklik beklentisi yok ama yine para politikası hakkında, tahvil alımları hakkında bir değişiklik olacak mı? Miktarlar aynı şekilde kalacak mı, yoksa bir değişikliğe gidilecek mi? Yine önemli arkadaşlar İngiltere için de. Bu sterlin dolar paritesinde tabii ki özellikle çok çok ciddi şekilde hareket yaratabilir.
Sonrasında da ise Draghi'nin konuşması ve İngiltere'den bir faiz değişikliği gelecek mi? Bunlar önemli olacaktır Euro-Dolar tarafı için. Canlı yayın başlamadan önce Özkan Bey de gayet güzel özetlemişti olayı. Para kaybetmek için çok güzel iki güne geliyoruz arkadaşlar. Çok dikkatli olun, defans yapmayı ihmal etmeyin. İlk hedefiniz paranızı korumak olsun bu iki gün boyunca. Bunu nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız, bunun yolunu bilmiyorum diyorsanız, lot miktarlarını küçük tutarak başlayabilirsiniz. Ben bu işi de beceremiyorum, kendime hakim olamıyorum diyorsanız, iki gün boyunca ekranlarınızı kapatın arkadaşlar. Pazartesi devam edersiniz. Çünkü vahşi şekilde hareketler gerçekleşiyor. Cuma günü de malumunuz tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi gelecek. Geçen ayki verilerin de çok çok ciddi şekilde sürpriz gelmesi sebebiyle ki sürpriz diyorum, özellikle tarım dışı istihdam çok ciddi bir sürpriz yaratmıştı. Neydi bu sürpriz diyecek olursanız, bir kere öncelikle beklentinin çok altında geldi. Ve aynı zamanda da işsizlik oranında çok ciddi şekilde olumlu bir olumlu gelişme olmasına rağmen, ciddi şekilde bir düşüş olmasına rağmen tarım desteği istihdamda gayet olumsuz bir veriyle karşılaşmıştık. Bu birazcık tezat oluşturmuştu. O yüzden de bu tarım desteği istihdam verileri önemlidir. Emin olun ki. Ve şunu da söyleyebilirim. Eğer ki tarım desteği istihdam bu ay gerçekten de yine olumlu bir veriyle karşılaşır isek, geçen ayki veri unutulacaktır. Hadi arada bir kaynamıştır denir. Mevsimsel bir etkidir ya da dönemsel bir etkidir denir. Ve arada kaynar gider. O yüzden verinin olumlu gelmesi gerçekten güzel hareketler olacaktır dolar tarafı için. Peki arkadaşlar, altına sterlin dolar için yani söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Geri çekilmenin devamı için şuradaki 62-53'lerin altına doğru bir hareket gerekiyor. Bu hareketi bir yaparsak 62-20'ye kadar geri çekilmenin devamı gelebilir. Günlük kırılma noktamız dün gece de belirttik, yaklaşık 63-25 civarlarındaydı fiyat. Şuradaki 73 piplik hedefimize ulaştıktan sonra düzeltme hareketleri var. Bu hareketlerde 63-61'in altında kaldığımız sürece panik yok, aşağı hareketin devamının gelme potansiyeli daha kuvvetli diyebiliriz. Geldik tekrar altına. Altın için ise arkadaşlar, dün gece saatlerinde sizlere ne demiştik, hatırlayan var mı? Görünümün çok net olmadığından bahsettik. Anlamsız hareketlerin olması bence çok normal. Çünkü gerçekten de kısa vadeli bir trend içinde olmadığımızı belirterek başlayalım. Herhangi bir yöne doğru hareket beklentimizde yok demiştik sizlere, hatırlıyorsanız. Fakat bir tüyo verdik burada. Güzel bir kopya verdik size. Sadece H1 grafiklerde oluşan üçgene dikkat etmenizi öneririz demiştik arkadaşlar. Bu üçgen ne yöne doğru kırılır ise o yöne doğru hareket o tarafa doğru devam edebilir, doğru başlayabilir demiştik. Ve yukarıda 1259, 1262, 60 ve 1267, 81'leri hedeflemiştik arkadaşlar. Bakın, içinde bulunduğumuz üçgen işte burasıydı. Üçgen burasıydı. Dün gece saatlerinde paylaşmış olduğumuz ve bu üçgen hatta saat bakın 3-4 arasında yukarı yönlü kırıldı ve yukarı hareketi başlattı. Yani asıl yukarı hareketi başlatan bar bu bardır arkadaşlar. Asıl sinyali şuradaki bar verdi ki gece de belirttik zaten, bu üçgen ne yana doğru kılırsa hareket o tarafa doğru başlayabilir diye belirttiğimiz 3 hedefe de ulaştık. Tamamıyla spekülatif hareketler bunlar. Arkasından geri çekilme geldi ki bir baktığınız zaman ilk yukarı hareket yaklaşık 162 pip civarlarında 16 dolar. Arkasından gelen düzeltme arkadaşlar çok daha sert oldu. 217 pip civarlarında. Şimdi ise hafif bir toparlanma yaşıyor. Buna yani güncel bir destek direnç seviyesi belirtmek istiyorsanız, daha doğrusu belirlemek istiyorsanız, şuradaki harekete bir fibo seviyesi çekmek yeterli olacaktır. Bakın zaten %50'lik düzeltme seviyesi 1263-35'lerde, sonrasında ise 1265-88'ler karşımıza çıkacak. Yani şu seviyenin yukarı doğru kırılması yukarı hareketi biraz daha destekleyecektir diye düşünebiliriz şu an itibariyle. O yüzden şurası ve şurası önemli seviyeler. Kendiniz zaten çok rahatlıkla şu tepe ve dip arasına Fibonacci seviyesini çekebilirsiniz. Bu size bence referans olarak karşımıza çıkar ve hani güzel bir hareket yakalamamızı sağlayabilir şu an itibariyle altına baktığımız zaman.
Tamamdır. Bunları da en azından aklımızda olsun diye sizlerle paylaştım. Ve arkadaşlar dolar TL'ye geleceğiz. Dolar TL içinde bugün yapmış olduğumuz şablonlarda size hazırlamış olduğumuz şablonlarda sizlere 1200 pardon 2.2307'nin kuvvetli bir destek olduğundan bahsettik. Bu destek kırılır ise yukarı, kırılamazsa aşağı doğru hareketler beklediğimizi paylaştık. Bu destek kırılamadı arkadaşlar ama yukarı doğru tepkiler de gelmiyor. Az önce bir deneme yaptı. Yaptığı yukarı tepki sadece işte şöyle bakın 136 pip civarlarında bir hareket yaptı. Sonrasında yine bir geri çekme var. Yataya yakın hareketler sergiliyor diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Bunu söyleyelim. Bakalım şimdi bundan sonra yukarı doğru tepkiler gelir ise tekrar aşağı doğru hareketlerle karşılaşma potansiyelimiz yani mümkün olabilir. Yani çok çok net bir görünüm yok. Belirli bir trend içerisinde değiliz zaten. Saatlik grafiklerde de dünkü düşüşten sonra yine yatay bir hareket var. Yukarıda 2.2504, aşağıda ise 2.2307. Önemli seviyeler bu yatay bandın kırılması için. Yani kısa vadeli çalışanlar bu bandın kırılmasını bekleyebilir. Bu band içerisinde ise yukarıdan geri çekilme, aşağıdan yukarı hareketler beklemek de mantıksız olmayacaktır. Bunları söyleyebiliriz şu an itibariyle ama küçük stoplar tabii ki gerekiyor dolar TL ile çalışacaksanız. Peki arkadaşlar bunu da bitirdik. Dün gece saatlerinde analizini yaptığımız başka hangi pariteler vardı? Dolar Japon yeni vardı sanırım. Dolar Japon yeni için yine aşağı hareket beklentimizin kurulduğumuzu belirtmiştik diye hatırlıyorum. Öyle olması gerekiyor. Evet 102.26 buranın altında kaldığımız sürece piyasadaki oyuncular bu yukarı hareketleri geri çekilme fırsatı olarak algılayabilir demiştik ve kısa vadeli aşağı trendin düzeltmesini yaptı diyebiliriz. Bu düzeltme olarak kalması için de 102.26'nın kırılmaması gerekiyordu. Hedef olarak da 101.34 sonra da 100.99'u hedeflemiştik arkadaşlar. Baktığımız zaman şu hareketi düzeltme olarak adlandırdık ve hatta şuradaydı galiba 101.63'lerdeydi fiyat ve hedef olarak da 101.34 burasıydı, 100.99 burasıydı. Sonrasında ise 100.78'i hedef olarak sizlerle paylaştık ve görmüş olduğunuz gibi 100.78'e de ulaştıktan sonra boynunu tekrar yukarı doğru çevirdi. Bu yukarı tepkiler bence hala düzeltme olarak kalmaya devam ediyor. 101.90 civarları da pardon 102.26 civarları da direnç olarak hala korunuyor. Dileyen arkadaşlar bunu 101.90'a doğru da yavaş yavaş çekebilirler. Ama yine de en güvenilir noktamız 102.26 olacaktır. Bu yukarı hareketlerin geri çekilme fırsatı olarak değerlendirilmesi için. Tamamdır. Dolar Japon yönünde bunu söyleyebiliriz şu an itibariyle. 100.78'in kırılmasıyla da bakın 1, 2, 3. gün bugün 3 gündür burayı deniyoruz. Buranın kırılmasıyla da 100.42'ye kadar hareket devam edebilir. 100.42'ye de dikkat edin bu yüzden. Haydi bakalım dolar Japon'u da bitirdik ve Avustralya doları sevgili dostlar. Bunu da artık şu canlı yayın özetlerini bitirelim ve Avustralya dolarına da tekrar başlayalım çünkü yine burada da şu bölgeleri 89.45 civarlarında direnç olarak kabul etmiştik. Geri çekilme beklentimiz vardı bu parite içinde. Sabah saatlerinde bu beklentimiz zaten görüyorsunuz 62 pip civarlarında karşılandı. Sonrasında yeni denemeler var. Birazdan dolar Japonya'yı da analiz edeceğiz. Pardon, Avustralyalıların da analiz edeceğiz ama öncelikle şu canlı yayın kaydını bitirelim ve burada bizimle beraber olan arkadaşlarla biz parite analizlerine yeniden başlayalım. Sorularınız varsa diğer parite analizlerinde tabii ki seve seve cevaplarız.